Arkadaşlarım, Temel Haklar Ünitesi'ndeyiz. İkinci bölümümüzü çekiyoruz. Ayrıntılı ve kazandıran sorularımız devam ediyor. Ve hemen o meşhur hatırlatmayı yapıyorum değerli arkadaşlar. Lütfen yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Hemen başlayalım. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenebilir? Önce bir ek bilgi gelsin değerli arkadaşlarım. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var, bir de olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi vardı. Normal olan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sadece ve sadece sosyal ve ekonomik haklar düzenlenebiliyordu. Oysa olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çekirdek haklar hariç, o meşhur 5 cümlemiz var ya, onlar hariç bütün haklar düzenlenebiliyordu. O zaman Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenlenebilir diyorsa biz sosyal ve ekonomik olanları arayacağız. Değerli arkadaşlarım, haberleşme hürriyeti, yerleşme ve seyahat hürriyeti, basın hürriyeti, çalışma ve sözleşme hürriyeti. Şimdi bakın, hepsinin sonu hürriyetiyle bitiyor. Anayasadaki orijinal yazılışlarıyla böyle ifade edilmiş. Arkadaşlar, hürriyeti, hürriyeti, hürriyeti ve hürriyeti diyor. Biz daha önceki temel haklar videomuza demişti ki eğer nasıl başladığı önemli değil ama eğer sonu hürriyetiyle, şöyle ekranda tam görünsün arkadaşlar, sonu hürriyetiyle bitiyorsa %99 kişi grubundadır, bir tane hariç. Hangisiydi? Çalışma ve sözleşme hürriyeti. Sonu hürriyetiyle bitmesine rağmen kişi grubunda değil. Hangi gruptadır arkadaşlar? Sosyal gruptadır. O zaman hürriyeti diyorsa kişi. Oysa bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sosyal hakları düzenleyebiliyoruz. Bu kişi grubu. Elendi. Yerleşme ve seyahat hürriyeti. Hürriyeti diyorsa kişi grubudur. Elendi. Basın hürriyeti. Hürriyetiyle bitiyor kişi grubunda. Şu üçü kişi grubudur. Ve bunlar bize lazım değil arkadaşlar. Biz sosyal grubu arıyoruz. Çalışma ve sözleşme hürriyeti sonu hürriyetiyle bitiyor ama sosyal gruptadır ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de sosyal hakları sadece düzenleyebiliyor. Umarım bu tüyolar işinize çok yarayacak. İkinci sorumuzdayız. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevler arasında yer almaz? Ben hemen o romantik şifremi vermek istiyorum. Büyük harflere bakın. Seve, 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 seve. Sevdik mi? Şöyle yan gideceğim ki ekranda görünsün. Seve seve sevdik mi diye romantik bir şifremiz vardı arkadaşlar. 3 tane S var. 1, 2, 3. Siyasi parti kurmak. Siyasi partiye üye olmak. Seçme ve seçilme. Bunlar hangi grupta? Siyaside. 3 tane V var. Vatandaşlık. Vatan hizmeti ve vergi. Vatandaşlık, vatan hizmeti, vergi. Dilekçe, bilgi edinme, kamu denetçisine başvurma. Bu ise kamu hizmetine girme ve mal bildirme. İnanın romantik ormantik ama gerçekten hayat kurtarıyor değerli arkadaşlar. Evet, hangisi siyasi haklar grubunda yer almaz? Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma. Evet, S'lerimizden biriydi. Kamu hizmetine girme, bakın K harfi, kamu hizmetine girme. Mal bildirimi, M harfi, mal bildirimi, memurlar 5 yılda bir, sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda mal bildirimi yapar. Arkadaşlar, dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisi. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisi, bu da var ama toplantı, gösteri, yürüyüşü hakkı kişi hak ve ödevlerindedir ve sorularında genelde çok popüler bir seçeneğidir değerli arkadaşlar. Evet. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi kişinin hak ve ödevleri arasında yer almaz? Bakın, kişi grubunda yer almayanı soruyor. Dernek kurma, toplantı, gösteri, yürüyüşü, mülkiyet hakkı, hak arama ve toprak mülkiyeti. Şimdi arkadaşlar, dernek kuruyorsanız kişi desiniz. Oysa sendika deseydik sosyal olacaktı. Toplantı ve gösteri, yürüyüş hakkı. Demin ne dedim hocam bir önceki soruda? Sürekli kullanılır. Kişi grubunadır, unutmayın. Mülkiyet, toprak mülkiyeti. Şimdi kıymetli arkadaşlar, eğer mülkiyet derse kişi hak ve ödevlerindesiniz. Eğer toprak mülkiyeti derse sosyal ve ekonomik haklar grubundasınız. O zaman biz kişi grubunda, hangisi kişi grubunda değildir arıyoruz ya, mülkiyet kişidir, hak arama kişidir ama bakın toprak mülkiyeti nerededir? Sosyal. Tekrar ediyorum, mülkiyet kişide, toprak mülkiyeti sosyalde. Bu neye benzedi? Konut dokunulmazlığı kişide ama konut hakkı ise sosyal gruptadır değerli arkadaşlar. Evet, süper, bunlar çok işinize yarayacak.
1982 Anayasası'na göre arkadaşlar yukarıdakilerden hangileri genel seçimlerde yani milletvekili seçimlerinde oy kullanamaz? Tutuklular, askeri öğrenciler, yurt dışındaki Türk vatandaşları, silah altında bulunan er ve erbaşlar, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümler. Hangileri oy kullanamaz? Bir kere arkadaşlar bütün tutuklular oyunu kullanır, lütfen dikkat edin. Yurt dışındaki TC vatandaşlarına, gurbetçilerimize 95 yılından beri oy kullanma hakkı verildi. Bu arada gurbetçiler Cumhurbaşkanı seçiminde, milletvekili seçiminde ve arkadaşlar referandumlarda oy kullanabilirler ama yerel seçimde kullanamazlar. Biz milletvekili seçiminde kullanır dedik. Silah altında bulunan er ve erbaşlar kullanamaz. Askeri öğrenciler kullanamaz. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç diyor. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümler. Onu hatırlayalım, cevabımızı bulalım. Hükümlü kesin ceza almış demektir. Ve taksirli hükümlü var ve kasıtlı hükümlü var. Taksirli hükümlü oyunu kullanır ama kasıtlı hükümlü kullanamaz. O zaman burada taksirli suçlar hariç diğer suçlardan hüküm giyenler diyorsa kasıtlı hükümleri ifade ediyor değerli arkadaşlarım, değil mi? Şimdi bunlara bir kere dikkat edin. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümler. Sizce bu durumda bu vatandaşlarımız oylarını kullanabilir mi değerli arkadaşlarım? Tabii ki kullanamaz. O zaman biz kullanamazları arıyoruz. 2 kullanamaz, 4 kullanamaz, 5 kullanamaz. Oldu mu arkadaşlarım? Diyarbakır seçeneği. Ben bir kez daha söylüyorum. Taksirli hükümlü kullanır, kasıtlı hükümlü kullanamaz. Bütün tutuklular oy kullanır. Gurbetçiler yerel hariç hepsine oy kullanır. Ama silah altındaki er ve erbaşlar ve askeri öğrenciler oy kullanamaz. Bu arada er ve erbaşlar kimdi? Erdi, onbaşıydı ve çavuştu. Çavuş şurada ekranda görünsün. Bir daha yazıyorum. Evet, harika. Temel hak ve hürriyetlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Herkes kişiliğine bağlı dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez, temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Evet, dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez, temel haklara sahibiz. Özlerine dokunmadan sınırlanabilir. Evet, sınırlama yaparken hakkın özüne dokunmayacaksınız. Bu kural 2001'de kabul edildi. Temel hak ve hürriyetler kişinin topluma ve ailesine karşı ödev ve sorumluluklarını ihtiva eder. Evet, arkadaşlar temel hak ve hürriyetler hem hakları hem de ödev ve sorumluluklarımızı içeriyor. Doğru. Bu da doğrudur arkadaşlar. Temel hak ve hürriyetler anayasanın ruhuna uygun sınırlanabilir. Evet, sınırlama yaparken anayasanın sözünü ve ruhuna uygun yapmalıyız. O halde bu seçeneğimize doğru. Genel sınırlama mümkündür. Hayır, genel sınırlama mümkün değildir. Çünkü genel sınırlama ilkesi arkadaşlar 2001'de kalktı. Yerine ne geldi? Özel sınırlama. Bakın arkadaşlarım, iki şeyi karıştırmayın. Genel sınırlama 2001'de gitti. Genel müsadere. Müsadere ise 2004'te kalktı. Umarım sorularda işinize yarar. Yabancılar için temel hak ve hürriyetler milletler arası hukuka uygun olarak aşağıdakilerden hangisiyle sınırlanabilir? Hocam, ülkemizdeki yabancıların haklarını neyle sınırlayabiliriz diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla, yönetmelikle, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, kanunla, genelgeyle. Arkadaşlar, şimdi bu çok net bir soruydu. Yabancıların, ülkemizdeki yabancıların hakları kanunla sınırlanabilir. Çünkü haklar neyle sınırlanır zaten? Sadece ve sadece kanunla arkadaşlar. Ben en önemli bir detay vermek istiyorum. Yabancıların hakları evet kanunla sınırlanır, doğru. Bunların hakları sınırlanırken iki tane önemli kritere de özellikle dikkat etmek lazım. Uluslararası hukuka uygunluk ve ölçülle de özellikle dikkat etmekte fayda var. Olağan dönemde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yani normal dönemde haklarımızın sınırlanması ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Evet, olağan dönemde sınırlama Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yapılır. Hayır, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sınırlama yapılamaz. Düzenleme yapılabilir arkadaşlar, dikkat. Olağan dönemde sınırlama sadece kanunla mümkündür. Evet. Sınırlama da temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulabilir. Hayır, özüne dokunamazsınız. 2001. Ölçürlük ilkesi göz ardı edilebilir. Hayır, ölçürlüğe uygun olmalı. 2001. Olağan dönemde hiçbir şekilde temel haklar sınırlandırılamaz. Tabii ki sınırlandırılabilir. Ve bu sınırlandırma neyle yapılır arkadaşlar? Kanunla. Lütfen dikkat.
Yukarıdakilerden hangileri yabancıların temel hak ve hürriyetlerden yararlanmaları ile ilgili yanlış bir bilgidir? Arkadaşlar yabancıların haklardan yararlanması ile ilgili yanlış olanı söyle. Ben hemen önemli bir şey hatırlatayım. Bir kere hatırlayın, kişi hak ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar, siyasi hak ve ödevler diye temel haklarımız üç ayrılır. Yabancılar buradan yararlanır. Yabancılar sosyalden yararlanır. Yabancılar siyasiden yararlanamaz. Çünkü vatandaşlar yararlanır. Yabancılar siyasi haklardan yararlanamaz. İki tane hariçtir. Biri haktır, biri ödevdir. Dilekçe hakkından ve vergi ödevinden yararlanabilirler. Bakın genel kural ne? Yabancılar siyasiden yararlanamaz. İki tane hariç. Dilekçe hakkı, vergi ödevi ve yabancının dilekçe verebilmesi için arkadaşlar ikamet etmesi lazım. Yani o ara burada olması gerekiyor ve karşılıklılık ilkesine uygun olmalı. Yani Almanya oradaki Türkiye dilekçe hakkı vermişse ben de Türkiye'deki Alman'a bu hakkı veriyorum. Oldu mu? Şimdi hangisi yanlışı? Karşılık esasına seçme ve seçilme hakkından yararlanabilirler. Hayır. Karşılıklılık seçme ve seçilmede değil. Neredeydi? Dilekçedeydi arkadaşlar. Karşılıklılık esasına göre sosyal haklardan yararlanabilirler. Hayır. Kişi ve sosyalden karşılık şartı aranmadan yararlanabiliyorlar. Bunu da eledik. Hiçbir şekilde hiçbir temel haktan yararlanamazlar. Olur mu? Kişiden sosyalden yararlanıyorlar. Siyasiyle de iki tane de yine varlar arkadaşlar. Bu da yanlış. Dilekçe hakkından yararlanabilirler. Evet, ne zamandan beri hocam? 2001 yabancılara dilekçe hakkını 2001'de verdik. Şartı neydi? İkamet edecek ve karşılıklılık şartı aranacak. Güzel. Temel hakların sınırlandırılması yabancılar için de mümkündür. Evet, yabancıların da hakları sınırlanabilir ve ne ile sınırlanabilir arkadaşlar? Tabii ki kanunla. Biz niye arıyoruz? Yanlış olanları arıyoruz değerli arkadaşlarım. Hangileri yanlış bilgidir diyor. Lütfen bunlara dikkat etmekte fayda var değerli arkadaşlar. Karşılıklılık esasında seçme ve seçilme yoktu dedik. Bir. Arkadaşlar karşılık esasına göre sosyal haklardan yararlanabilirler. Hayır, bu dilekçe için geçerliydi. Bu yanlış. Bu yanlışı değerli arkadaşlarım, değil mi? Ve hiçbir şekilde hiçbir temel haktan yararlanamazlar. Kesinlikle yanlış değerli arkadaşlarım. Evet, bu seçeneğimizdeki bir öncülümüzü düzeltiyoruz. 1, 2 ve 3 yapıyoruz. Batman seçeneği olarak işaretliyoruz değerli arkadaşlarım. Vergi ödevi hangi temel hak ve hürriyetler başlığında düzenlenmiştir diyor. Arkadaşlar bu çok klasik bir soru. Şimdi biz deminki şifremizi bir daha yazmıyor muyum? Hatırlayamam. Seve seve sevdik mi diye romantik bir şifremiz vardı ya arkadaşlarım. Evet. Şimdi arkadaşlarım siyasi haklarda 3 tane V ile başlayan hak veya da ödev var. Bunlardan biri vergidir, siyasidir ve ödevdir, siyasidir. Bir diğeri vatandaşlık hakkıdır. Bir de vatan hizmetidir. Bu 3 ve de siyasidir. O zaman vergi ödevi hangisinin başlığı altında düzenlenmiştir? Siyasi. Peki burada siyasi diye bir kelime görüyor muyuz? Hayır. O zaman siyasinin bir adı neydi? Katılım hakları. Diğer adı neydi? Aktif haklar. Süper süper. Evet, devam edelim. Hiç kimse kanunen tabi olduğu bir mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Hükmü aşağıdaki hak ve hürriyetlerden hangisini ifade eder? Ya bunun adı nedir diye soruyor. Hocam KPSS'de en az 3 defa bu soru çıktı. Kanunen bağlı olduğum bir mahkemeden beni başka bir merci önüne çıkartamıyorsan kanuni hakim güvencesidir. 1876, 24, 61 ve 82'de var. Bir tek 21'de yok değerli arkadaşlar. Kanuni hakim güvencesi. Din vicdan hürriyetine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Herkes dini inanç, vicdan ve kanaat hürriyetine sahiptir. Evet, herkes inanç, vicdan ve kanaat hürriyetine tabii ki sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Aynen öyle arkadaşlar. Hiç kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Çekirdek haklardan da biridir. Din, ahlak ve eğitimi devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır. Tabii ki devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır ve 82 Anayasası'yla din kültürü ve ahlak bilgisi dersi de zorunlu olmuş. Onu da hatırlayalım. Arkadaşlar bunlar doğru. Din, inanç ve ibadet hürriyeti gerekli koşullarda sınırlandırılabilir. Bekletiyorum. Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez. Evet, istismar anayasal olarak engellenmiştir. Şimdi burada yanlış nerede arkadaşlar? Yanlış arıyoruz ya. İbadet hürriyeti sınırlandırılabilir. Doğru. Anayasamızın 14. maddesiyle ibadet
ifade hürriyeti sınırlıdır ama inanç hürriyeti sınırsızdır. Cümle uzun ve şöyle iddialı bir cümle. Diyor ki inanç hürriyeti de sınırlandırılabilir. Hayır. Din ve inanç hürriyeti sınırlandırılamaz. Sadece ibadet hürriyeti sınırlandırılabilir. O zaman arkadaşlar cevabımız Diyarbakır seçeneği ve son sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin uyacakları esaslardan biri değildir? Ticari faaliyetlere girişemezler. Evet, partilere ticaret yapmak yasaktır. Temelli olarak kapatılan parti başka bir adla kurulamaz. Evet, temelli kapatılan bir parti başka bir adla kurulamaz. Doğru. Siyasi partiler yurt dışında teşkilatlanamaz. Kalsın. Parti içi düzenlemeleri demokrasi ilkesine aykırı olamaz. Kesinlikle demokrasi uygun olmalı, aykırı olamaz. Yabancı devletlerden yardım alamazlar. Evet arkadaşlar, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, TC uyruğunda olmayanlardan yardım alamazlar. Alırlarsa ne olurlar arkadaşlar? Kapatılır ama TC uyruğundakilerden yardım ve bağış alabilirler. Süper. Peki yanlış neredeydi arkadaşlar? Cizre seçeneğinde siyasi partiler yurt dışında teşkilatlanamaz diyor. Yanlış efendim. Neden? 1995'ten beri siyasi partimize Tansu Çiller döneminden beri yurt dışında teşkilatlanma, kadın kolları kurma ve gençlik kolları kurma hakları verilmişti arkadaşlar. Evet, evet, evet. İzleyen tüm kardeşlerimi kanalıma abone olmaya davet ediyorum değerli arkadaşlar. Bize destek çıkın, lütfen yorum yazın ve en önemli ricalarımdan biri lütfen bizi o sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın. Kıymetli vaktinizin çok az bir kısmını bana ve kanalıma ayırın. Paylaşın arkadaşlar, gücümüze güç katın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.